کسی میشنه از ماما بی خوی بی خودم سادا قلتی جگوه خدی ها دادی گفت داده سال جزا دانه سال سال جزا بوده دوش دست به دست گفت کنید از قبول نکیم از خونه کری خود خود حتی بو کریم چوان کیب نه نبیش نما خونه کری خود نه معارد آن زایی دیج Benim yeğenimin Van Başkale Kaşkul köyünden öldürdüler. Akşam saat herhalde birden öldürüyorlar. Ta saat 3'e kadar, 4'e kadar arıyorlar. Bunu bulamıyorlar. Telefonu arıyorlar. Ondan sonra bir bak, orada bir ışık dışarıda gözüküyor. Gidiyorlar. Işık, telefon ışığı. Çocuğun altına koyuyorlar cenazeni. Askerlere diyorlar, yok diyor, biz mermi sıktık ama bilmiyor yaralı mı nedir? Bir yere kaybolmuş gitmiş diyor. Başkale'ye götürüyor. Ben Sayın Savcı'ya sesleniyorum Başkale'deki. Bu işi yapıyorsun, adam gibi yapacaktınız. Adam gibi. Diyecektiniz ki, ben bu cenazeyi buradan kaldırmayacağım. Bunu vuran kimse gelsin yanıma. Neden vurdun? Bu bir suçu var mı? Bir sıkıntısı var mı? Cezası neyse cezanı çekecektir. Sen niye vuruyorsun? Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Gün geldiği zaman dersin ki, ben bütün Türkiye'nin halkın benim elimdendir, ben bakıyorum. Madem sen bu Türkiye Cumhuriyeti Başkanısın, gelecektin oraya. Bu çocuğun ne hatası var? Niye öldürdünüz? Bir suçu var mı? Bir sıkıntısı var mı? Bilmeden öldürüp gidiyorlar. Peki, bundan başka bir iş var mı bu köyde? Yok. Kaçak sütle başka bir şey yok. Madem biliyorsun, bu işi serbest etmiyorsun, bırakmıyorsun bizim halkımız gitsin oraya. Derdim ki, ben bu köylerde bir fabrika açacağım veya bir tesis açacağım. Size bir iş açacağım, gitmeyin orada. Canınızı tehlikeye atmayın. Bunu yapamıyorlar. Orada şimdi bir bakıyorsun yolda affedersin bir köpek geçiyor. Adam köpeğe vuruyor. 5 gün, 10 gün, 20 ay, 8 ay adam bunun cezasını neyse diyor. Sen neye vurdun diyor. Sen diyor bunun cezasını çekeceksin. Neye vurdun? Bizimkilere gelsin. Demek ki bizim de o kadar canımız tatlı değildir. Affedersin köpeğin canı bizden daha kıymetlidir demek. Bizimkiler 2 gün sonra kapanıp gidiyor. Ben bunu istiyorum. Bunun hakkı neyse versinler. Cezası da neyse çeksinler. Bu çocuğu öldüreni de 4 askermiş. Oraya getirsinler. Desinler. Ben bilerek mi vurdum? Bilmeyerek mi vurdum? Biz de bilelim. Ona göre adalet hakkını bulsunlar. Madem hak var, hukuk var, savcı var, hakim var, gelsinler görsünler. Neye vurmuşsun? 3 adımlık köy var yılda. Neye vuruyorsun? Bir sıkıntısı varsa, cezası varsa. Yakala. 20 sene mi veriyorsun? 30 sene ver. Sıkıntı değil. 100 sene ver. Ama öldürmeye gerek yoktu ki. Değmezdi buna. Ben bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Tüm halkıma sesleniyorum. Kimse de. Diyorum ki herkes hakkını bulsunlar. Herkes adalet yerini bulsunlar. Ama bu kadar başka bir şey demiyorum. Acımız büyüktür. O kadar. 10 kişiye bakıyordu. 2 tane engelli vardı. 3 sene önce babası ölmüştü. Öyle kimsesiz kalmıştı piyasada mesela. Hani ben istiyorum hangi rütbeli, hangi subay, o subay olsa, hangi asker de olsa ben onu istiyorum geçsin karşımızda. Nasıl olmuşsa biz onu istiyorum. Niye ki sistema yakalasaydı, götürseydi 10 yıl, yani 20 yıl sigara cezası neyse biz verecekti. Gitseydi cezamı da yatayacaktı. Ama niye sen getirdin, alttan indirdin yere, niye mermi sıktı onu konuna? Hani böyle bir şey olur mu? Böyle bir adalet olur mu? Biz diyoruz Allah rızası için hakkı neyse hakkınızı istiyoruz. Hakkımızı arıyoruz. Bizden sonra götürmüş bir yere bırakmışlar. 3 saat boyunca sonra sabah karşısında saat 4.30'dan biz gittik. Sonra biz bulduk. Eğer saat 1'de bize söyleseydi buradaydı bizim kardeşimiz ölmeyecekti.